Kaptan, ihaleyi aldık ama ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Öyle mi? Sence Hamdi Beylerle Namaoğlu Mermer niye çekildi ihaleden? Portekizliler bile şaşırdı bu duruma. Bilmiyorum oğlum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? En büyük rakibin çekilmesi iyi oldu tabii ama... Fark etmez yani. Onlar olsa da ihaleyi biz yine de alırdık dostum. Gel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Nakliyatı kapmak süper bir fikirdi kaptan. Seni tebrik ediyorum genel müdür. Gel. Öyle kuru kuruya tebrikle olmaz abicim. Patron dediğin elemanını maddi manevi teşvik eder. Adamlar Portekiz'e davet etti ya. Alırız biletini, gidersin, gezersin, gelirsin. Bu kadar basit. O zaten iş için Mehmet Bey. Öyle kolay kurtulamazsın elimden. Şöyle karınızı götüreceksiniz ya, hani Paris falan. Oraların da mevsimidir şimdi. Bu ihale bayağı pahalıya patlayacak anlaşılan. Hadi bakalım. Sadece Portekiz değil. Bu şirket nerede inşaat yapıyorsa demek ki mermerler orada. Mermer orduysa tırlarımız orada. Tırlarımız orduysa demek ki bizim de mallarımız orada. Çok büyük işler yapacağız, çok. Ne zaman başlarlar sevkiyata? Haftaya Şadoğlu ile anlaşmayı imzalarlar. Yabancılar uzatmaz bu işleri. Demek ki 15 gün içinde mermerler yola çıkar. Rotaya göre mal getirmek gerek. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi top sende. Bak işte burada. Evet. Ne haber çocuklar? Haberler sizde. Ne yaptınız ihaleyi? Ne olsun kuzen, aldık tabii ki. Bizden kaçar mı abi? Vallahi süpersin ya. Vallahi düşündüğümüzden bile kolay oldu. Tebrik ediyorum abicim. Sen asıl Onur'u tebrik et. Onun sayesinde dünya çapında bir pazar kazandık. Bu işi kotarabilmek için daha da büyümemiz şart. Berk, özellikle senin departmanın bu işte bizim için çok önemli. Tıkır tıkır işlemeli. Adamların bizi tercih etmesinin en büyük nedeni nakliyat çünkü. Sen hiç merak etme abicim. Her şey kontrol altında. Bizim bir de tekstil şirketimiz var, unutmadıysan kuzen. Son lansman sonrası siparişler arttı. Bir de defile organize edersek bu seneki kar oranımızı katlayabiliriz. Hatırlattığın iyi oldu Bahar. Lansman sonunda tekstille ilgili yetkilerinin sınırlandırılmasına karar verdim. Bundan sonra Onur'a sormadan hiçbir karar almayacaksın. Sen ne saçmalıyorsun Mehmet ya? Böyle bir şey yapamazsın. Şirketimizi kişisel kavgaların için kullanmaya devam etmene izin veremem. Hele de karım üstünde. Ya bundan sonra daha özenli olursun? Ya da eniştem gibi kovar mısın beni de Mehmet'e? Abla! Ya kaptan, bu da çok ağır olmadı mı? Tekstili yaratmak için bu kız gerçekten çok çalışmış. O zaman doğru düzgün çalışsaydı. Ya inanamıyorum ya. Yeter artık. Ya abla sakin ol lütfen. Sen de sakin ol, sakin ol deyip durma Berk. Al, sürekli savunuyordun. Sana demiyor muydum bizi istemiyorlar diye ha? Kızma ama sen de kaşınmışsın abla ya. Ya mahvetmişsin kızın lansmanını. Ya resmen baltalamışsın. O hanımefendi benim hayatımı mahvettiğinde neden kimse karşısına çıkmıyor peki? Gümüş ne yaptı ki sana?